Strateji Geliştirme Derneği tarafından özel bir okul işbirliğiyle öğrencilere elektromanyetik radyasyon ve nörolojik etkileri üzerine konferans verildi. Seminerin açılış konuşmasını yapan Strateji Geliştirme Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Çavaş, teknolojinin kullanımının günümüzde zaruri olduğunu, ancak kullanırken dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Bugün tabi dernek olarak Caner Hocam'la beraber aslında çok önemli bir konu olan bu manyetik kirliliğin en azından geleceğimiz teminatı olan siz gençleri bu konuda bilgilendirmek için buraya geldik. Hakikaten çok önemli bir konu. Çünkü teknoloji çok gelişti ve biz bu teknolojiyi kullanmak zorundayız. Teknolojiden uzak duramayız. Ama bu teknolojiyi kullanırken teknolojinin faydalarını bir tarafta hayatımıza tatbik edip konforumuzu yükseltirken diğer taraftan da teknolojinin sağlık açısından bizim için olumsuzluğu riskleri de bilmemiz ve buna göre gerekli tedbirleri almamız da sağlıklı bir yaşam için kaçınılmazdır. Umarım bu konferanstan sonra özellikle bilgisayar, cep telefonları, işte Wi-Fi'ler vesaire falan bunları kullanırken çok daha dikkatli olursunuz. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Caner Feyzi Demir, elektromanyetik dalgaların insan sağlığı üzerine etkileriyle ilgili öğrencilere bilgi verdi. Hücrenin çalışması ve o çalışma prensipleri olarak birbirimizden farkımız yok. Şunu söylüyorum, o hayvan çalışmalarını önemsiyoruz. Çünkü hayvanlar üzerindeki etkileri veya yan etkileri aynı şekilde insan üzerinde de olduğunu düşünüyoruz ve gözlemliyoruz. Biz o elektromanyetik yoğun elektromanyetik dalgaların olduğu alan yaratan bir takım baz istasyonları gibi, bir takım yüksek gerilim hatları gibi alanlarda bazı hayvanların hem öğrenme dikkat bellek gibi bilişsel işlevlerinin bozulduğunu gördük. O yeni yetişen mesela fare olsun veya diğer canlılar olsun, kedi köpek gibi yapılan deneylerde o yavrularının daha çok etkilendiğini gördük. Konferans, Okul Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Güler'in teşekkür konuşması ve Profesör Doktor Caner Feyzi Demir'e plaket verilmesinin ardından sona erdi. Caner hocamıza çok çok teşekkür ederiz. Mehmet hocamızın okulu ilk olarak bu konuda okulumuzu seçmesi bizi gururlandırıyor.